Biz Türklerin çok kullandığı bir söz vardır. Ya devlet paşa ya kuzgun deşe. İşte 2. Mahmut dönemi bu sözün vücut bulmuş haliydi. Osmanlı Devleti'nin hali çürümüş yelken beziyle yüzmeye çalışan gemilere benziyordu. Elinizdeki tüm kumaşlar çürüktü. Rüzgar azıcık sert esse yelkenler paramparça oluyor, hangisini çekseniz elinizde kalıyordu. İşin garibi, böyle durumlarda işin kaygısını çekmesi gerekenler veya sorunlu yerlerde duranlar hiç oralı değillerdi. Padişahlar hayatları pahasına bu kötü gidişe dur demek için çırpınıyor, hatta çoğu bu uğurda can veriyordu. 3. Selim tahtından indirilip zindana atılınca yenilik yanlıları kendilerine taraftar olan Rus şugayanı Alemdar Mustafa'nın yanında toplamışlardı. Alemdar buradan büyük bir ordu hazırlayarak İstanbul'a gelmiş ve isyancıları bertaraf etmişti. 3. Selim'i tekrar tahta çıkartmak istemiş, ne var ki isyancılar elini çabuk tutup onu öldürmüşlerdi. Bunun üzerine 2. Mahmut can korkusuyla saklandığı yerden bulunarak tahta oturtulmuş, isyancıların eline koz bırakmamak için de 4. Mustafa hemen öldürülmüştür. Devlet mülk olarak kabul edildiği için Osmanlı ailesinin her ferdi mirasta ortaktı. Tahta oturan bir padişah için hayatta olan kardeşi her zaman için tehditti. Onu ortadan kaldırdığı, hele tahtında kendisinden başka Osmanoğlu kalmadığı takdirde artık ona hiçbir Allah'ın kulu ilişemezdi. O da ölürse devlet yıkılırdı. Bu yüzden tahtı garantileyenlerin ilk işi kardeşlerini ya gözetim altında tutmak ya da ortadan kaldırmak olmuştur. Osmanlı'nın bu sistemi bugünün mantığına ters gelse de o günün şartlarında en ileri modellerden biri sayılırdı. Bir cam pazarının ortasından gelip padişah olan 2. Mahmut, Yeniçerilerden kurtulmadan hiçbir iş yapılmayacağını anlamış, bu istikamette bir yol planı hazırlamıştı. 17 sene boyunca sabırla ve ince ince işleyerek Yeniçeri Ocağı'nın içini boşaltmış, etkisini kırmış, Nizam-ı Cedid'in faydaları hakkında Yeniçeri ağası dahil herkesi ikna etmişti. 3. Selim de acele etmemişti. Tahtına oturduktan 17 sene sonra işi kıvama getirdiğini düşünerek nezaket ve mülayimetle Yeniçerilere Nizam-ı Cedid olmalarını teklif etmişti. İşte onun yanılgısı 2. Mahmut için büyük bir tecrübe oldu. Bu tecrübenin bedelini 3. Selim hayatıyla ödedi. Ama o tecrübe 2. Mahmut'un hayatını kurtardı. Tabiri yerinde ise 200 yıllık bir sorun olan ve devletin sırtında bir ağırlık olarak duran bu ocağı kaldırmaya 200 seneden beri niyetlenmeyen padişah yoktu. Bazıları işi kuvveden fiile taşıdılar ve bu teşebbüslerini hayatlarıyla ödediler. Evet, 2. Mahmut'tan önce bir sürü padişah bunu denemişti ama başarılı olamamıştı. Peki 2. Mahmut bunu nasıl başardı? 2. Mahmut önce kendi gücünü ve iktidarını sağlama alacak adımlar attı. Eyaletlere valiler tayin edip onları merkeze bağladı. Sağlam adamlardan bir bürokrasi kurdu. Merkezi otoriteyi zaafı uğratacak paralel yapıları yani ayanlar vesaire gibi şeyleri tasfiye etti. Ardından gün geçtikçe Yeniçeri Ocağı'nın sayısını azalttı, içini boşalttı. Bu ocağın ortadan kaldırılması gerektiğine dair fikri altyapıyı her zeminde hazırladı. Daha önce Alemdar'ın denediği ve Yeniçeri isyanı yüzünden başaramadığı Sekban-ı Cedid ordusunun yerine Eşkinci Ocağı diye bir ordu kurdu. Bu duruma Yeniçerilerin karşı çıkacağı ve isyan başlatacağı belliydi. Ama padişah bunun tedbirini çoktan almıştı. Çok geniş bir istişare halkası kurdu. Toplum üzerinde söz ve etki sahibi olan ulemadan meşayiye kadar herkesi saraya topladı ve onlarla istişare etti.
Bu toplantılara padişah tarafında yer alan Yeniçeri ağası da katıldı. Üzerine uzlaşılan plan şuydu. Yeniçeriler ayaklandığı an padişah halife sıfatıyla cihat ilan edecek ve halkı Aksaray meydanında toplayacaktı. Başka birlikler de hazırdı. Kara Cehennem Ali Paşa'nın emrindeki topçu birlikleri de yerini almıştı. Nihayet 1826'da Eşkinci Ocağı'nı bahane ederek ayaklanan Yeniçeri ortaklarına 14 Haziran günü hücum başladı. Binlercesi öldürüldü ve ocak kapandı. Osmanlı şairleri olaylara Ebced hesabıyla gün düşerdi. Şair bu olayı şöyle anlatmış. İndire kaldıra devrildi kazan, söndürdü ocağı. İşte anlatıldığı üzere Yeniçeri ocağını kaldırmak o kadar kolay olmamıştı. Bu kadar köklü bir yapıyı yıllarca planlar kurup ve üstünde çalışarak kaldırabilmişti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız kanala lütfen abone olmayı unutmayınız. Bir başka videolarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.